Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji videolarımıza devam ediyoruz ve hemen soruyoruz. Hocam ne var bu videoda? Daha önceki videomuzda kulaktan bahsetmiştik, kulağın kısımlarını konuşmuştuk. Bu videoda işitme ve denge nasıl sağlanır bunları konuşacağız. Araya biraz zaman girdi, inşallah hatırlarım. Evet, hatırlarsınız hocam, ben inanıyorum. Şimdi kulak dediğimiz şey işitme ve denge merkeziydi. Ve kulağı kısımlarına ayırmıştık. Dış kulak, orta kulak, iç kulak diye. Bunların yapılarından bahsetmiştik. Duymanın nerede gerçekleştiğini aslında bir yerde böyle fısıldamıştık. Şimdi asıl duyma eylemi nasıl gerçekleşiyor bunu konuşacağız. Ardından ise özellikle kulağın denge organı olarak nasıl görev yaptığını hep birlikte açıklamaya çalışacağız. İşitme olayı dediğimiz şey nedir? Sesin işitebilmesi için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Eşik şiddeti üzerinde bir uyarana ihtiyacımız var. Ve biz sesi desibel cinsinden değerlendiriyoruz. Diyoruz ki işte şu desibelin altındaki sesler bizim için duyulmazken şu desibelin aralığındaki duyulur. Hatta diyoruz ki şu desibelin üzeri gürültüdür şeklinde ifadeler kullanıyoruz. Bizim işitme eylemini gerçekleştirebilmemiz demek aslında demek ki eşik şiddeti üzerinde bir uyarana maruz kalmamız ve gelen ses dalgalarının içeride farklı bir mekanizma tarafından karşılanması ve anlamlandırılması demek olacak. Şimdi öncelikli olarak biz tabii iç kulakta hangi mekanizmalar vardı onu bir oturtmuş olmalıyız burayı iyi anlayabilmek için. Çünkü orada salyangozumuz vardı, kanallarımız vardı, vestibüler kanal, timpanik kanal, kohler kanalı var demiştik. Ardından ben demiştim ki işte hocam ses dalgası dediğimde dalgaları böyle böyle adlandırırız veya algılarız, hayalimizde bu canlanır ya. Aslında biz o dışarıdan aldığımız ses dalgasını içerideki sıvıyı titreştirmek için kullanacaktık. Ve içerideki sıvı titreştiğinde işitme organının silli yapıları oradaki frekansı alacak, mesajı alacak ve nereye gönderecek? Beyne. Gönderecek, beyinde bunun talamusta değerlendirmesi yapılacak. Talamusta toplayıp dağıtacağız, evet. Tabii bunların tamamının gerçekleşebilmesi için ses dalgalarını toplamam lazım. Ses dalgasını ilk sırayla neyle topladım? Kulak kepçesiyle topladım. Topladığım ses dalgalarını kulak yoluna ilettim. Kulak yolu almış olduğu ses dalgalarını kulak zarına verecek. Henüz daha dış kulaktayım. Kulak zarı gelen ses dalgalarının yardımıyla aldığı o ses dalgalarını karşı tarafa yani orta kulağa geçirecek ama orta kulağa geçerken bir nevi aslında kulak zarı birazcık esnek bir yapıda bir nevi bir titreşim olacak orada. Ben kulak zarımla duyamıyorum demiştim bir önceki dersimizde. Yani kulak zarım yırtıldığında sağır olmam ama kaliteli duyma eylemini gerçekleştiremem diye konuşmuştuk. Kulak zarına ilettiğim ses dalgaları burada bir titreşime neden olacak ve titreşimler buradan orta kulağa aktarılacak. Orta kulakta neyim vardı? Çekiç, örs, üzengi, vücudumdaki en küçük kemikler olarak adlandırdığım böyle tırnak ucum kadar küçük kemikler. Çekiç örse örs üzengiye vuracak ve gelen ses dalgalarının frekansında bir artış meydana gelecek tam da orta kulakta. Şimdi orta kulak kapalı bir alandı. Dış kulak ile iç kulak arasında kalıyordu ve ben sürekli burada ses dalgalarının frekansını yükseltmeye çalışıyorum. Haliyle içeride bir kapalı hava basıncı oluşuyordu. Ve biz bunu nasıl dengeliyorduk? Ağzımızı kocaman açarak. Çünkü ne yapıyorduk? Östeki borumuz vardı kulağımız ile yutağımız arasında. Ben böyle yapıyorum. Harika. Çeneyi oynatarak. Evet, elma yiyerek veya işte ağzınızı kocaman açarak derler. İçeride bir dengelenme oluyor. Peki orta kulağa ilettiğim ses dalgaları çekiç örs üzengiden geçtikten sonra nereye gidecek? Artık orta kulaktan çıkıyor, uzaklaşıyor. Oval pencereye gidecek. Oval pencereden sonrasında ise iç kulağa iletilecek. Bunlar standart sıralamalar aslında. Şimdi iç kulakta neler oluyor? Hep birlikte ona bakalım. Oval penceredeki titreşimler iç kulağın başlangıç kısmı olan dalızdan geçer. Ya hocam dalız dersiniz sonra biz onu unuturuz. Sorularda da binde bir çıkar. Ama en azından işitmede dalızın yer aldığını, görev aldığını bilsek bizim işimizi görüyor. Dalızdan geçti ses dalgaları. Buradan salyangozun içine girecek artık. Salyangozu bir önceki dersimizde biz yapı itibariyle zaten adlandırmıştık, şeklini konuşmuştuk ama hani salyangoz dediğimizde böyle helezon şeklinde birbiri içerisine geçmiş kanallar olduğunu bilelim. Bununla birlikte içerideki kanallarda sıvının olduğunu bilelim. Dış kulak ve orta kulakta sıvıdan bahsetmedik ama iç kulakta ses dalgalarının izlediği yola baktığımızda artık bir sıvıyla buluşma durumu söz konusu olacak. O zaman ses dalgası nereye geçti? Vestibüler kanala. Birinci sırada vestibüler kanal yer alıyordu. Bir önceki dersimde ben şöyle çizmiştim bunu. Vestibüler kanal, timpanik kanal ve kohler kanalı diye. Ben şu an şuradayım. Ses dalgaları vestibüler kanalın içerisindeki perilenf diye adlandırdığımız bir sıvıyı titreştirdim. Tabii
Bu titreşen sıvı ilerliyor, yoluna devam ediyor. Nereye uğradı bundan sonra bu dalgalar? Timpanik kanala, yani şuraya geldi. Buradaki sıvıyı titreştirdim ve burayla birlikte yuvarlak pencereye çarptı ses dalgaları. Yok olma noktasına geldi. Şimdi devamında kohlear kanalımız var. Kohlear kanalından ve kort organından bahsedeceğiz. Evet, vestibüler kanaldaki basınç dalgaları buradan kohlear kanalımıza, üçüncü ve son kanalımıza uğradı. Üçüncü kanalımızın bulunduğu yerde korti organı var. Asıl duyma organım kortidir. Yani biz işitme merkezi kulak diyoruz ya, artık biyoloji öğrendiysek, oturttuysak bu üniteyi diyoruz ki ben kortimle duyuyorum. Çünkü kulak dediğin yer, kepçen mi, kulak yolun mu, kulak sarımı ben bilmiyorum. Reseptör nerede demek ki? Kortide. Kortim. Asıl orayla duyuyorum. Korti organının bir dış zarı var. Bu zara biz bazilar zar diyoruz. Bu zarı titreştirmeye başlıyor. Ve buradaki oluşan titreşimle birlikte tüyler titreşimi algılıyor ve işitme sinirlerini uyarıyor. İşitme sinirlerinin uyarılmasıyla birlikte var olan reseptörler oradaki etkiye uygun bir impuls meydana getiriyor. Bir mesaj meydana getiriyor ve tektoriyel zarda bir sürtünme oluyor bu anlamda. Çünkü sürekli bir titreşim var içeride. Reseptör hücreleri aşağı doğru bir titreşim meydana getirdiğinde hücre tüyleri dediğimiz tektoriyel zarda sürtünmeler meydana gelip impuls oluşumu sağlanmış oluyor. Oluşturduğum impulsu nereye gönderdim dedik? Talamusa. Talamus bunu nereye gönderecek? Beyni. Uç beyine gönderecek. Uç beyin diyecek ki işte Vural hocayı duyuyorsun, Nebat hocayı duyuyorsun. Sana şunu söylüyor. İlk kez yeni bir şey öğreniyorsan benzer bir kelimeyle örtüştürmeye çalışıyor. Buna uygun nasıl cevap vereceğini şifrelemiş oluyor. Ve bu sayede duyma eylemi de gerçekleşmiş oluyor diyelim. Hepsini söyledik aslında, talamustan geçtirdik. Evet, insan kulağının saniyede 20 ila 20 bin hertz dediğimiz sınırlar arasında sesleri duyabildiğini biz biliyoruz. Bununla birlikte kort organında titreşen hücre sayısı oluşan impulsların sayısını belirliyor. Ve böylece sesin şiddetinin algılanma durumu da artıyor. Yani hani bazen olur, birisi bağırarak konuşur, deriz ki ne bağırıyorsun, sağır mı var karşında? İşte asıl eylem ne? Asıl eylem burada, karşındakinin ses dalgaları senin normalin üzerinde hücreni uyarması, normalin üzerinde hücreni uyarılmasıyla birlikte impuls sayısında da artışın meydana gelmesidir diyebiliriz. Evet. Ses dalgaları önce nasıl geldi veya işitme dediğimiz eylemde karşı taraftan algılanmayı sağladığımız o dalga, dalgalar halinde, yani hava boşluğuna geldi. Arkasında ise sıvı dalgalara dönüştü bu. Sonrasında ne oldu? İmpuls oldu. Yani elektrokimyasal bir mesaj oldu ve anlam kazandı diyebiliriz. Evet, yankı dediğimiz bir olay var. Hani şu an bir yankı oldu deriz. Nerede yaşarız genelde? Böyle dağın zirvelerinde yaşarız biz bunu. Timpanik kanalda oluşan sıvı dalgalar yuvarlak pencere tarafından emildiğinde yankı olayı engellenmiş oluyor. Emilmediği takdirde bizim iç dünyamızda bir uğultu meydana geliyor ve biz buna yankı diyoruz. Evet, şöyle bir kulağın izlediği yolu şekil üzerinden konuşalım. Çünkü şekilli soru gelir. 1, 2, 3 der, kısımlandırılır, kısımlar üzerinden soru gelir. Dış kulağımızı biliyoruz. Kulak kepçemiz, kulak yolumuz ve kulak zarımız. Sesi biz dalgalar halinde buradan aldık, ilerlettik. Nereye? Kulak zarına kadar. Kulak zarına bir titreşim meydana getirdik. Kulak zarı almış olduğu bu titreşimli frekansı orta kulağa iletti ve orta kulakta ses dalgasına hoş geldin diyen kim? Çekiç. Hı hı. Çekiç aldı örse, örs aldı üzengiye ses dalgalarını iletti. Ve burada herhangi bir anlamlı mesaj oluşmadı. Hı hı. Artan frekansta ses dalgaları hala dalga halinde olan ses buradan oval pencere dediğimiz orta kulak ile iç kulağı birbirinden ayıran yapıya geçiş yaptı. Arkasından yuvarlak pencereden geçip salyangozun kanalının içerisine daldı. Salyangozun kanalının içerisinde bizi ne bekliyor? Sıvı. Hı hı. Özellikle timpanik kanal ve vestibüler kanalın içerisinde perilenf sıvısı var. Bu yılın Milli Eğitim kitabında bu ifade yer almıyor ama soru bankalarında hala var. Perilenf dediğimiz bir sıvı var. Kohlear kanalın içerisinde ise endolenf sıvısı, iç ifadesi yer alan sıvı var. Ve biz ilk başta vestibüler kanalın, timpanik kanalın titreşimiyle birlikte sıvıyı hareket ettirdik. En son nereye uğradık dedik? Kohlear kanalına. Peki kohlear kanalının içinde, en içerideki kanalın içerisinde ne var?
Corti organı var, yani işitme organı. Nasıl hayal edebiliriz bunu? Mesela şöyle düşünelim, bu corti olsun, böyle silleri olsun, şu aşağıda da bizim sıvımız olsun, şurada bizim sıvımız olsun. Sıvı titreştikçe sil oradaki o titreşimi algılıyor ve bir impuls meydana getiriyor. Oluşan impuls doğrudan talamustan sonra ilgili merkeze gidip vücut bulmuş oluyor ve işitme bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve denge. Evet, bunu denge. Çok merak ediyorum, nasıl oluyor? Şimdi biz de aslında merkezi sinir sisteminden bahsederken beyinciğin dengeyi sağladığını konuşmuştuk. Yine gözün ve kulağın dengeye yardımcı olduğunu konuşmuştuk. Burada asıl olayın kimyasını göreceğiz. Yani dengeyi sağlayan mekanizma nedir ve nasıl çalışır ona bakacağız. Vücutta iki çeşit dengenin olduğunu biz biliyoruz. Bunlardan birisi dinamik denge, diğeri ise statik denge. Aslında fiziksel tabirler bunlar. Statik ne demek? Durağan demek. Dinamik de hareketli. Yani şöyle, ben yer çekimine rağmen ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Şimdi çok enteresan gibi algılayabilir bunu arkadaşlar. Şöyle, yer çekimi benim ayağıma da bir kuvvet uyguluyor, elime de bir kuvvet oluyor ama ben ellerimin üzerinde değil de ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Doğru. Durağan bir hareketi bu şekilde kontrol edebiliyorum. Veya eğer gösterebilseydim şu anda, elimle arka ayağımı aynı hizaya getirip düşe yazsam, arka ayağım daha fazla yere yakınlaşmak istiyor. Önüm o kadar yakınlaşmak istemiyor. Çünkü beni birkaç sistemin birlikte dengede tutmaya çalışıyor. O zaman durma eylemi, ayakta kalma eylemi veya işte oturma eyleminde bir statik dengeden bahsedebiliriz. Ama kendi etrafımda dönüp duruyordurum, koşuyordurum, coşuyordurum. Bunlar bizim için dinamik dengeyi ifade edecek. İşte denge olayında biz bu iki olayı nasıl gerçekleştiriyoruz buna bakacağız. Öncelikli olarak iç kulakta dengeden sorumlu yapılar neler? Başlık başlık sorarlar bize. Keseciğim, tulumcuğum ve yarım daire kanallarım benim denge organlarım. Yani beyincik dengeyi kontrol eden bir mekanizma iken burada organdan bahsediyoruz artık. Omurilik soğanı devreye girmiyor mu burada? Omurilik soğanı iç organlarımızın çalışmasını kontrol eden bir mekanizmaydı. Mesela dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi gibi sistemleri, hayati olayları kontrol ediyordu. Bisiklet gibi öğrendiğimiz şeyleri kontrol eden, daha sonra kolay hatırlamamıza sebep olan? O üç beyinde. Üç beyinde. Üç beyinde. Burada, ben dedim size karışık hepsi diye. Buradaki mesele beyincik. Hatta beyincikte ben şey demiştim. Sarhoş olan bir insanın yalpalayarak yürümesi falan demiştim. Evet. Yani beyincik tamamen. Kontrol eden mekanizma oyken biz tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarından yardım alacağız bu esnada. Ayrı ayrı görevlerini soracaklar. Önce kesecik tulumcuğa bakacağız. Sonra yarım daire kanallarına bakacağız. Kesecik ve tulumcuk bizim statik hareketimizin kontrol edilmesini sağlar. Yani durağan hareketi. Yani yer çekimine karşı yapmış olduğumuz her türlü doğrusal hareketi kontrol eden kesecik ve tulumcuktur. Yani sen ayakta duramıyorsan, ayakta duracak kadar dahi dengen yoksa mesele kiminle alakalı? Kesecik ve tulumcukla alakalı. Neden? Konuşacağız birazdan. Özellikle tulumcuk ve keseciğin tabanında silli duyu hücreleri dediğimiz yine yapılar var. Ve bu hücrelerin uzandığı jelatimsi bir madde var. Bu maddenin içerisinde de kalsiyum karbonattan meydana gelen otolit taşları var. Biz buna ne diyoruz halk arasında? Denge taşları veya kristaller diyoruz. Otoliti bir yerde daha görmüştük galiba. Otoliti gördük mü? Otoliz miydi? Otolizdro. Evet. Ha. Bir harf farkındalığımız vardır. Evet. Burada bizim bilmemiz gereken otolit taşları dediğimiz taşların denge görevi üstlenmesi, kalsiyum karbonattan olması, kristaller diye de adlandırılması. Biz konum değişikliği yaptığımızda bu otolit taşlar hareket ediyor. Ve hareket etmesiyle birlikte silli yapıya temas ediyor. Dokunuyor. Dokunduğu an sil kendince bir impuls meydana getiriyor ve bu impuls beyne taşındığında beyin senin o andaki konum değişikliğini fark ediyor. Ne kadar zor bir şey. Evet. Yani anlık bir eylem, evet. Hatta anlık dediğimiz ya an bile hani biraz daha uzundur, andan daha kısa bir eylem ama içerideki mekanizma ile bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Taşın sile çarpması, çarpma ile birlikte hareketin gerçekleşmesi veya hareketin algılanması durumu söz konusu oluyor. Otolitler aynı zamanda hızlanmayı algılama yeteneğimizden de sorumlu. Yani bir yere daha hızlı yetişmeyi düşünüyorsun. Dengeyi daha hızlı evet. yapacaksın. Çünkü ne yapıyorsun? Daha hızlı adımlar atıyorsun. O esnada belki çok telaşlısın. Bunların tamamının kontrolü otolitler sayesinde sağlanmış oluyor. Bazen söylerler mesela derler ki denge taşlarım kanaldan çıkmış. Ne olmuş?
dengesiz olmuşsun. Yani peki, bir dönem ben bayağı olmuştum. Vertigosu falan olanlarda aynen zaten öyle. Böyle bir sorun vardı muhtemelen. Bu taşların büyüklüğü ne kadar, yani taş diyoruz ama taş tuz değil gibi aslında. Bir şey mi? Aynen öyle. Yani kristal dediğimizde daha küçük, böyle şeker tanesi gibi bir şey gelir aklımıza. Kristal yapıda bir elemandan bahsediyoruz. Sadece belki kalsiyum karbonattan yapıldığından dolayı daha böyle net bir cisimmiş gibi aklımıza ama geliyor. Bol miktarda vardır herhalde. 2-3 tane değildir. Yani evet. Otolit taşları çünkü. Her yönü böyle algılamak gerekiyor o esnada. O zaman bir avuç kumun hareketi gibi. Mesela vertigo, MR tabii vertigoyu bir açıklayalım. Vertigo dediğimiz şey denge bozukluğu, rahatsızlığı ve temelinde otolit taşların, yani denge taşlarının konumundan uzaklaşması durumuyla izah ediliyor. Diyelim ki vertigo hastasısınız veya ani bir atak gelişti. İlk kez vertigo hastası olduğunuzu öğreneceksiniz. Hastaneye gittiğinizde çekilen MR'la veya işte bir röntgenle sizin vertigo olduğunuzun teşhisi konulmuyor. Yani hani o içerideki mekanizma tam anlamıyla gözükmüyor. O kadar derinde ve küçük bir mekanizmadan bahsediyoruz aslında. Allah muhafaza, çok kötü bir hastalık olduğunu evet. söylüyorlar. Yani vertigoyu ilk defa görenler duramıyor böyle, garip bir durum yaşıyorlar ve evet. korkuyorlar tabii, bayılıyor muyum ne oluyor diye. Yani bayılıyorsun, ayılıyorsun hocam, sonra ne olduğunu anlamıyorsun. Bir de dediğim gibi hani hastaneye gittiğinde sana net bir teşhis konulmuyor zaten. Hı-hı. Hani şu olabilir, bu olabilir, yorgunluk olabilir vesaire. Arkasından bazı testler yaptırabiliyorsunuz. İşte denge testi, işitme testi, ağız okuma testi vesaire. Orada birazcık daha bariz açığa çıkıyor. Eğer düşük dalga bir vertigo yaşıyorsanız manevra denilen bazı hareketlerle, işte başın çok hızlı ve ani bir şekilde doktor kontrolünde arkaya atılması veya aniden sağa çevrilmesiyle taşlar yerine oturuyor. Ama genelde çok fazla bu riski göze almıyorlar. Çünkü tamamen kanaldan çıkabilme durumu söz konusu. Haliyle hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bir rahatsızlık. Bu kesecik ve tulumcukla alakalı meseleydi. Şimdi gelelim yarım daire kanallarına. Yarım daire kanallarının içerisinde de aynen vestibüler, timpanik ve kohlear kanalının içerisinde olduğu gibi bir sıvı tur atıyor, dolaşıyor. Ve bizim için yarım daire kanalı özellikle dönme hareketiyle birlikte daha aktif olan konum değişikliklerini algılıyor. Yani sağa çarp, sola çarp, kendi etrafında bir tur dön dediğimde eylemi kontrol edilmesini sağlayan mekanizma bizim için yarım daire kanalları. Ve bu yarım daire kanallarının tabanında ampula dediğimiz bir kısım var. Dalız gibi aynen ampulada. Yani sorular da çok az çıkar. Çıktığında da genelde öğrencimiz ya hocam yani ampula diye bir şey demiştiniz ama unuttum der. Dalız derse işitme, ampula derse denge aklımızda kalsın. Ve yine burada tüylü duyu reseptörleri, hücreleri var. Ve şöyle hayal edelim basit bir anlamda. Ben sağa doğru dönüyorum diyelim. Ben sağa doğru döndüğümde aslında benimle birlikte o sıvı da hareket etmiş oluyor mu? Evet. Oluyor. Sıvı hareket ettiğinde silleri düşünün. Sil sürekli sıvıya çarpıyor ve sıvının hareketi sürekli silde bir uyaran meydana getiriyor. Sağa dönüyor, sağa evet. dönüyor, sağa dönüyor. Ve bununla birlikte oradaki uyaran işte sana sağına döndün, soluna döndün, etrafında bir tur attın şeklinde bir bildiri gönderiyor. ÖSYM şunu seviyor veya işte genellikle denemelerde, iyi denemelerde şu sorulur ki hemen hepimizin çocukluğunda veya şu anda Luna Park'a gidiyorsak yaşadığı şeydir. Etrafınızda dönersiniz. Çocukken çok yapar, dururduk sonra. Çok hoşumuza giderdi başımızın hala dönmesi, dengemizi kaybetmek. Durmuş olmamıza rağmen, durduğumuzu bilmemize rağmen hala başımız dönmeye devam ediyor. Bunun nedeni nedir diye sormuş ÖSYM. Cevap Adana'ydı, görecektir arkadaşlar soruları çözerken zaten. Biz dönmeye başladığımızda bizimle birlikte sıvı da dönmeye başladı. Ve içerideki sıvı bir hareket enerjisi kazandı. Fiziksel olarak bakalım olaya. Merkez kaç kuvvetinin etkisiyle o sıvı sürekli olarak dönüyor. Biz dursak dahi sıvı kazanmış olduğu enerji sayesinde bir müddet daha dönmeye devam edecek. Döndükçe sile çarpacak. Döndükçe sile çarpacak ve sil. Ne diyecek? Impuls. Al bakalım. Sen, hadi dönüyorsun abi sen. Yo durdum. İnandıramazsın. Dönüyorsun sen. Evet. Şeklinde bir uyaran gönderecek. Evet. Ampula kısmından bahsettik. Burada tüylü yapılar var dedik. Bu hücrelerin kılları tek bir demet halinde kupula denilen jelatimsi bir maddenin içine doğru uzantı yapacak. Ve bu uzantılar dönmemizle birlikte oluşan sıvı içerisindeki impulsu, endolenf sıvısı içerisindeki impulsu algılayacak ve ilgili merkeze göndererek dönme eylemini gerçekleştirecek. Tabi bunların hepsini kimin sayesinde yapıyoruz dedik? Beyincik sayesinde. Beyincik hareketin yönünü algılar. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Bunu beyin kabuğuna, yani uç beyine iletir. Böylece vücut denge değişikliklerini doğrudan algılayabilmiş olur. O zaman insanda dengesinin sağlanmasında iç kulak görev aldı. Kesecik, tulumcuk, yarım daire kanalları. Bunun dışında görme duyumuz,
iki gözümüzün olması, iki gözümüzün döndüğümüz yöne doğru aynı parametrede hareket etmesi bizim için bir denge olayı aslında. Hı-hı. Çünkü işte bahsettiğimiz vertigo muhabbetinde aslında hocam şöyle, sizi eğer rehabilitasyona yönlendirirlerse rehabilitik tedavilerde şöyle bir yöntem var. Ben bir tanesine katılmıştım. Diyor ki uzman, uzun ince bir koridor olsun, işte 5 metre olsun. Sen 5 metre olduğunu bil. Evinin koridoru olabilir bu. 5 metrelik koridorda kendine bir çizgi belirle. Örneğin koridordaki fayans olabilir bu. Gözünü kapat ve duvara kadar git. Elini dokundur, geri dön, bu duvara gel. Git, gel, git, gel. Aslında bunu yapmak, gözünü kapatarak bunu yapmak, içeride denge mekanizmasını güçlendirmeye yönelik bir hamle. Eğer bu egzersizleri sürekli yaparsak, en azından ileride çok daha ağır bir atakla karşılaşırsak, içeride oluşturduğumuz ekstra yol bizi o anda aslında destekleyecektir. Yine ayak tabanımızda bulunan basınca duyarlı hücreler de dengede kalmamız noktasında bizi destekleyecekler. Bunlar da bahsettiğimiz olayların tamamının örgüsünün içinde olduğu yer. Hemen ufacık bir gösterim yapalım. Salyangozumuzdu. Yarım daire kanallarımız, bakın kanal şeklinde olduğu gözüküyor zaten. Bunların içerisinde endolenf sıvısı var. Ampule dediğimiz yarım daire kanallarının tabanını oluşturan sillerin bulunduğu, sinirsel iletinin gerçekleştiği yer. Bunlar da bizim otolitlerimiz dediğimiz minik taşlarımız. Otolit zarın üzerinde bulunuyor. Aşağıdaki yapılara çarptıkça, sillere çarptıkça sinirsel iletim meydana gelmiş oluyor. Şekil sorarlar arkadaşlar. Ok çıkartır, hem isimlerini hem de görevlerini sorarlar. Evet, işitme kaybı dediğimiz eylem nedir? Hastalıklar artık popüler olarak ünitelerin arkasında çıkıyor. Bebeklikten yaşlıya kadar her dönemde görülebilen işitme kaybı çocuklarda sosyal gelişim, yetişkinlerde ise iletişim sorunlarını ortaya çıkarabilir. Özellikle iç kulak, işitme siniri ve işitme merkezinde meydana gelen herhangi bir sorun doğrudan işitme kaybına neden olabilecektir. Yine tümör tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kafa içerisinde meydana gelen basınç artışı, migren veya damarlarda meydana gelen tıkanıklar, yaşlanmayla bağlantılı olarak duyu hücrelerimizin sürekli kendini yenileyememesi, gürültülü ortamlarda çalışma, stres, enfeksiyon, diyabet gibi durumlar bizde işitme kaybına neden olan maalesef etkenler arasında. Denge kaybı dediğim şeyden aslında bir yerde bahsettik. Kristallerin kanaldan uzaklaşması, özellikle iç kısımda artan basınç bunlara sebep olmuş olacak. Hemen bir iki soru çözüp yine en azından konu tekrarı yapmış olalım. İnsanda kulağa ait aşağıdaki yapılardan hangisi dengenin sağlanmasında görev yapmaz diye sormuş. Tulumcuk ve kesecik duymada değil miydi? Kesecik ve tulumcuk statik hareketin kontrolünde. Öyle yani mi? Yer çekimine karşı konumlanmamda. Yarım daire duymada. Tulumcuk. Özür dilerim, dengede evet. Yarım daire değil. Kesecik ve tulumcuk statik harekette, yarım daire kanalları ise daha hareketli olan dinamik hareketlerde yardımcı oluyordu. Östeki borusundan biz ta önceki dersimizde bahsetmiştik. Evet, aynen öyle. Hatta o işitmede bile görev almıyor. Evet, bir sesin algılanması sürecinde olaylarından hangileri iç kulakta gerçekleşir? Dış ve orta kulakta gerçekleşeni ele diyor yani. Hı hı. Kulak zarındaki titreşimlerde de nereden bahsediyor? Kulakta, dış kulaktan. Dış kulaktan. Değil mi? Evet. O zaman bu iç kulak değil. Dalızdan geçen ses dalgalarının vestibüler kanal. Kanal ifadesini kullanırsa kesinlikle neredeyim? İç en içerideyim. Değil. Temel zardaki titreşimlerin korti. Korti organı varsa yine neredeyim? En içerideyim. Yani. İç taraftayım. O zaman 2 ve 3 bizim için iç kulak olmuş oldu. Bu şekilde kulağı diyoruz, bitirdik. Bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.